Merhaba gençler, kaldığımız yerden bu hafta devam edeceğiz. Artık birinci üniteyi tamamen bitirdik. İkinci üniteye bugün geçiyoruz hep birlikte. Umarım güzel geçer hepimiz için. İkinci ünitemizin adı Anadolu'da İslam. İkinci ünite. Anadolu'da İslam. Biz bu ünitede daha çok neleri göreceğiz? Türklerin Müslüman olmalarından bahsedeceğiz. Anadolu'nun ya da Anadolu'da Müslümanlığın nasıl yayıldığını göreceğiz. Müslümanlık adı altında kurulan bazı teşkilatlardan bahsedeceğiz. Bunun haricinde bir de İslam medeniyetine katkısı olan işte İmam Şafii gibi, Ebu Hanife gibi önemli kişilerden biz bu ünitede bahsedeceğiz. İlk konumuz ise... Yalnız şimdi Özge hocamız var, onun boyu uzun olduğu için böyle taşrolardan yazıyor. Normalde benim boyum kısa olduğu için ancak şuradan yazabiliyorum. İlk konumuz Türklerin Müslüman olmaları. Türklerin Müslüman olmaları. Acaba Türkler nasıl Müslüman oldular? Yani Türkler doğar doğmaz Müslüman mı doğdular? Hayır, ilk Türkler yani var olan işte Müslümanlıkla Türklerin ilk tanışmaları nerede oldu? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi kitabımızda sayfa 48'de en başta bir soru var. Bir millet dinini neden değiştirir? Hadi söyleyin bana, bir millet dinini neden değiştirir? Bir millet dinini neden değiştirir? Niye? Yani kişisel olarak da düşünmeyin, millet olarak düşünün, daha genel anlamda düşünün. Bir millet dinini neden değiştirir? Yorum yapan var mı hocam? Hocam, daha mantıklı gelmiş olabilir, daha çekici gelmiş olabilir. Daha mantıklı, daha çekici gelmiş. Aferin Nazlı, olabilir, doğru. Başka yorum olan var mı? Bir millet... Millet dinini neden değiştirir? Aslında bir nevi Nazlı'nın da dediği gibi oturmamış bir yerler vardır. Yani bunu bir zincir gibi, bir halka gibi düşünün. Oturmamış bir yer muhakkak vardır. Eğer bir millet toplu olarak dinini değiştirebiliyorsa muhakkak geçtiği din onu her anlamda, işte ahlaki anlamda da, davranış anlamında da her anlamda daha çok cezbediyordur, daha doğru geliyordur ya da işte her anlamda baktığımız zaman yine bütün millete daha kapsayıcı, daha toplayıcı bir dindir. Bu sebeple bir millet toplu olarak dinini değiştirebilir. Çok fazla bu soruyu kişisel olarak düşünmeyin. Yani kişisel olarak insanlar çok ufak tefek farklarla bile bazen dinlerini değiştirebiliyorlar ama bir milletin toplu olarak bir dini benimsemesi öyle aslında sanıldığı kadar da kolay bir durum tabii ki değil. Hocam bu soru düşünceler, duygular olabilir demiş. Doğru, düşünceler, duygular olabilir. Ama bence bir milletin yani Türklerin de bu kadar İslamiyet'i bir anda bir bütün olarak benimsemelerinin altında yatan en önemli etken İslamiyet'in kapsayıcı bir etkisinin olması. İslamiyet'te birey yoktur, toplum vardır. Kişi yoktur, yine dediğim gibi toplum vardır. Daha bireysel, daha egoist bir anlayış İslamiyet'te olmadığı için bu Türklerin tabii ki daha çok hoşuna gitmiştir diyebiliriz. Bu anlamda daha çok kapsayıcı olmuştur Türkler için de. Bunun haricinde gençler kitaptan gidiyorum. Sayfa 48'de ikinci ünitenin başındayım. Şu anda kitaptan gideceğim. Konuları kitaptan işleyeceğim. İlk paragrafta şundan bahsetmiş. Din bireylerin olduğu kadar toplumların da kaderine yön veren önemli bir olgudur. Evet, din insanların sadece yaşantılarına değil, aynı zamanda kaderlerine bile etki eder baktığımız zaman. Din bizim hayatımızın her alanında vardır gençler. Yani sadece davranışımızda değil, sadece halimizde, hareketimizde değil. Bunun haricinde, hani düşünsenize, evimizin mimarisine bile dinin etkisi vardır aslında baktığımız zaman. İşte yatağımızın yönünü ona göre ayarlarız kıbleye gelmesin diye ya da bir müteahhit yaparken bile, o projeyi yaparken bile tuvaletin yönüne aslında baktığımız zaman bunlar belki ilk defa duyuyorsunuzdur ya da dikkat ediyorsunuzdur şu an bunu ama tuvaletin yerine bile aslında özellikle dikkat edilir ki
kıbleye doğru gelmesin diye aslında baktığımız zaman din insanların hayatını bu anlamda kuşatıcı bir etkiye sahiptir diyebiliriz. Bunların haricinde yine kitabımızda şundan bahsetmiş. Bir milletin ayakta kalabilmesini ve birlik beraberliğinin sağlanmasında o toplumun benimsediği inanç büyük bir etkiye sahiptir. Bunun en açık örneği ise Türk milletinin tarihidir. Yine dediğim gibi gençler, biraz önce söylediğim gibi bizim dilimize, yani İslamiyet'te kapsayıcı bir etki olduğu için bu anlamda da Türklerin dikkatini çekmiştir diyebiliriz. Bu anlamda Türklerin tarihine baktığımızda Müslüman olmaları ya da işte bir dini bütün olarak kabul etmeleri aslında İslamiyet'in bizde uygunluğunu ifade eder. Geçtim yine bir altındaki paragrafta şundan bahsediyor. Büyük çoğunluğu göçebe bir yaşam süren Türkler zaman içerisinde temasta bulundukları birçok toplumun inancından etkilenmiş ve bu inancı kabul etmişlerdir. Şimdi gençler, Türkler karşılaştıkları yerlerde, işte yaptıkları ticaretlerde ya da etkilendikleri ya da işte gördükleri kişilerden farklı dinleri benimseyebiliyorlar. Yani işte bu dine inanıyordum ama onun dini daha doğru geldi, ona geçtim. Evet, bu çok fazla yaşanmış bir olay ama bizim İslamiyet'te, yani ya da İslamiyet'in bu denli Türkler arasında etkili olmasının sebebi bütün bir milletin çok büyük bir oranın aynı anda İslamiyet'e inanmış olmalarından geliyor. Tabii ki içlerinde farklı dinlere inananlar var, yok mu? Tabii ki var ama baktığımız zaman İslamiyet'teki en ayırıcı özellik aslında toplu olarak Türklerin Müslümanlığı seçmiş olmalarından ibaret diyebiliriz. Şimdi gençler, bunun haricinde aşağıda bir yer var, böyle 1, 2, 3, 4, 5 diye boşluk doldurma gibi hani bir yazalım kısmı vermişler. Yukarıdaki paragrafta da bundan bahsediyor. Türklerin İslam dinini kabul etmelerinde etkili olan faktörleri yazınız demiş. Acaba Türkler İslamiyet'i, İslam dinini neden kabul ettiler? Bunları tek tek ben yazacağım. O paragrafta tek tek söylediniz zaten ama ben buraya direkt size yazabileceğiniz şekilde yazdıracağım. Eğer önünüzde kitap varsa benim yazdığım şekilde o yazalım kısmını lütfen doldurun. Türklerin, ya da şunları sileyim, biraz daha yukarıdan yazayım. Başlığı siliyorum. Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinde etkili olan faktörler nelerdir? Türklerin İslam dinini kabul etmelerinde etkili olan faktörler. Acaba Türkler İslam dinini neden kabul ettiler? Gençler, orada zaten yukarıda büyük bir paragraf var sayfa 48'de. Orada zaten tek tek söylemiş. Ben de onları yazdıracağım size şimdi. Türklerin karakterlerine, düşüncelerine uygun olması. Türklerin karakterlerine, düşüncelerine uygun olması. Şimdi baktığımız zaman İslam dinini kabul etmemizde en etkili faktör diyebiliriz aslında bunun için. Karakterimize, düşünce yapımıza, bazı özelliklerimize İslamiyet aslında Türklük olarak da bakıldığında çok uygun diyebiliriz. Mesela toplumsal olarak ahlaki olan ya da işte ahlaklı saydığımız davranışlar İslam dininde de ahlaklı olarak sayılır. Ya da bizim toplumumuzda yanlış olarak kabul edilen davranışlar İslam dininde de yanlış olarak kabul edilir. Mesela zina. Zina etmek bizde de ahlaksız bir davranış. Nerede? İslam dininde de yine ahlaksız bir davranış, değil mi? Hiç bu şekilde baktığımızda bütün yönleriyle Türklerin yapısında olan karakterler ve düşünceler aynı zamanda aslında Müslümanlık açısından da bakıldığında aynı etkiyi gösteriyor diyebiliriz. Bu anlamda işte bizim karakterimize, düşüncemize daha uygun olduğu için biz millet olarak, toplum olarak İslam'ı seçmiş
olabiliriz. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Lütfen varsa söyleyin. Tamam. Şimdi gençler, bu yazdığım maddeyi muhtemelen tarihten de biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Türklerin ahiret inancıyla İslamiyet'teki cihat ve ahiret kavramlarının birbirine uygun olması da yine Müslüman Türklerin İslamiyet seçmelerine bir etken. Şimdi gençler, baktığımızda tam hangi dönemde yapıldığını bilmiyorum ama genelde ilk yaşayan Türkler mezarlarının başlarına balbalar dikiyorlardı. Yani o mezarların başlarına balbal denilen heykeller dikiyorlardı. Yani şey gibi de, çubuk gibi de düşünebilirsiniz bunu. Bunlardan dikiyorlardı. Çünkü Türklerde şöyle bir inanç vardı. Onlar diyorlardı ki ben yeryüzünde işte Türklük için ne kadar yeri fethettiysem, işte ne kadar kişiyi öldürdüysem, o öldürdüğüm kişiler daha sonraki, yani ölümden sonraki hayatında bana hizmet edecekler diyorlardı. Şimdi eğer ben böyle bir cümle kuruyorsam, diyorsam ki ben öldükten sonra bu dünyada öldürdüğüm kişiler bana diğer hayatımda hizmet edecekler diyorsam, o zaman ben ölümden sonra bir ahiret varlığına inanıyor muyum? Tabii ki inanıyorum eğer böyle bir şey söylüyorsam. İşte baktığımız zaman İslamiyet'te ahiret inancı var mı? Ölümden sonraki yaşam. İslamiyet'te de var. Bu anlamda Türklerde de var. İşte hem Türklerde hem de İslam inancında böyle bir ahiret kavramının olması, böyle bir uygunluk yine Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinde etkili olan sebeplerden biridir diyebiliriz gençler. Eğer yazamadıysanız şurayı bir okuyayım ben. Yazanlar varsa, Türklerin ahiret inancıyla İslamiyet'teki cihat ve ahiret kavramlarının uygunluğu yine İslam dinini kabul etmemizdeki etkenlerden bir tanesi diyebiliriz. Şöyle bir çekileyim, yazın siz. Kaç kişiyiz hocam? 13. Niye bu kadar az kişiyiz? Ya ilk dur var mı? Devamını yazacağız. Burada maddeler halinde sayfa 48'deki maddeleri dolduruyorsunuz. Bu yazdığım şeyleri. Yazdıysanız devam edeyim. Evet, yazdınız. Devam yazdınız. Tamamdır. O zaman bir ve ikinci maddeleri siliyorum. Müslümanlarla kurulan olumlu ilişkiler, Müslümanların ticaretteki güzel ahlakı. Şimdi gençler, ben Türk'üm, siz o dönemde de Müslümansınız. Şimdi biz bir ticaret yapıyoruz. Ben diyorum ki, aha bak diyorum işte, atıyorum Sude. Sude diyorum bak, Müslüman, Müslümanlığının gereği olarak demek ki böyle bir hareket yapıyor. Ne kadar doğru diyorum. O zaman ben ne yapıyorum?
Türk'üm ve İslamiyet'ten, Müslümanlık'tan etkileniyorum. Şimdi aslında günlük yaşantımıza da baktığımız zaman biz bir hareket yaptığımızda hemen genellemeye geçiliyor değil mi? İşte bu Müslümanlar hep böyle. İşte yabancı kişiler tarafından bir genelleme yapılıyor aslında bakıldığı zaman. Biz aslında yaptığımız hareketlerde hem kendimizi hem de dinimizi temsil etmiş oluyoruz. İşte o dönemdeki insanlar ticaret yaparken yaptıkları ticarette karşıdaki Müslümanların çok güzel bir ahlakının olduğunu gördüklerinde diyorlar ki demek ki Müslümanlık çok doğru bir din. Demek ki Müslüman olan insanlar ahlaklı olan insanlar diye Müslümanlığı bu anlamda daha olumlu bir şekilde görmeye başlıyorlar diyebiliriz. Şöyle bir yazın burayı da. Bir diğerine geçelim. Yazdıysanız bir diğerini yazayım. Yazdıysanız gençler bunu da açıklayayım. Mutasavvıfların insan sevgisi, sabır ve tevekkülleri yazmışsınızdır diye düşünüyorum. Ben şöyle bir açıklayayım. Mutasavvıf dediğim kişiler gençler, tasavvufla uğraşan kişilere mutasavvıf ismi verilir. Tasavvufla uğraşan kişilere mutasavvuf ismi verilir. Aslında tasavvufla uğraşmak biraz daha bu işin edep kısmıyla uğraşmak demektir baktığımız zaman. Ve mutasavvufla, yani tasavvufla uğraşan kişilerin insanlara dair olan sevgileri, hoşgörüleri, işte yaklaşımları, işte sabırları, tevekkülleri, anlayışları, bu anlamdaki yaklaşımları yine Türklerin İslamiyet'i daha güzel görmeleri ya da işte İslamiyet'i seçmelerinde belli olan etkenlerden biridir diyebiliriz. Zaten yani şey gibi düşünün, mesela Mevlana Hazretleri ne diyor? Gel işte ne olursan ol yine gel diyor, değil mi mesela? Ve Mevlana Hazretleri'nin bir sözü bu. Şimdi ne olursan ol yine gel, ne olursan ol. İşte bu anlayış mesela beni ona çekebilir aslında baktığımız zaman. Ne olursa olsun kapısının herkese açık olması, herkes için yapabileceği bir şeyin olduğunu söylemesi aslında nedir? Bir nevi o insana karşı daha ılımlı yaklaşmamızı sağlar baktığımız zaman, işte bu alandaki mutasavvufların da yaklaşımları, hoşgörüleri bizim için İslamiyet'i benimsememizde yine etkili olan seçeneklerden bir tanesidir diyebiliriz. Şimdi beşinciyi yazacağım. Eğer bunları yazın siz, yazdıktan sonra yazdım diye sonra da beşinciyi yazalım ve burayı bitirelim. Yazınca yazdım diye devam edeyim ben de. Melike yazmış, Bukta yazmış, İrem'in yazmış. Tamamdır. Seda yazmış. Evet. Tamamdır. O zaman beşincisini de yazalım. Thank you.
Nedenli etkilidir biraz tartışılır bence. Yani tabii ki muhakkak etkisi vardır ama sadece ilahiyle olacak bir şey değildir aslında baktığımız zaman. Derviş ve erenlerin okudukları ilahi ve şiirlerle göçebe Türkleri etkiledi. Şimdi gençler, ilahiler ve şiirler insanı biraz etkiler. Yani mesela ilahi söyleyen kişinin ses tonu, işte o mesela şey yaparız ya işte çok ilahi duyarız böyle. Duyduğumuz ilahi böyle bayağı acıklıdır falan, ne yaparız işte olursuz ağlarız falan. İşte insan da manevi olarak bir duygu yoğunluğu yaşatabilir bu anlamda. Şimdi bu şekilde okunan şiirler, işte okunan ilahiler de yine göçebe Türklere İslamiyet'i kabul etmelerine bir etki etmiştir diyebiliriz. Ama tabii ki diğerleri kadar etkili midir? Tabii ki değil ama yine de ufak da olsa bir etkisi olmuştur diyebiliriz. Bunu da yazın gençler. Diğer sayfaya, sayfa 49'a geçelim. İlahi ve şiirlerle göçebe Türklere etkileri. Yazsın diyeyim. Kuz da yazmış. Su da yazmış. Tamam, şu an için sınav yapamadık ama illaki sınav olacak ve sınav olduğunda bunların hepsi size lazım olacak. O zaman bunları anladık değil mi? Türklerin İslam dinini kabul etmelerinde etkili olan faktörleri 5 tane yazdım. Bu 5'ini siz de defterlerinize ya da kitaplarınıza geçirdiniz. Eğer buradan ola ki bir soru soracak olursam eminim ki burada olan kişiler en azından ya da sonrasında dinleyen kişiler eminim ki yazacaklardır diye düşünüyorum. Evet, sayfa 49'a geldim gençler. Burada şundan bahsediyor. Mavera-ün Nehir, daha önce belki duymuşsunuzdur. Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin arasında kalan bölgeye biz Mavera-ün Nehir ismini veriyorduk. Bunları zaten biraz sonra not alacağım tahtaya. Buradan bahsediyor. Türklerin İslamiyet'te ilk karşılaştıkları yer olduğunu söylüyor. Şöyle bir bakalım, sayfa 49'dayım şu anda. İslam devletinin hakimiyetine giren Mavera-ün Nehir bölgesi Türklerle Müslümanlar için ilk tanışma alanı oldu diyor. Mavera-ün Nehir. Şöyle bir yazalım. Mavera-ün Nehir. Mavera-ün Nehir. Türklerle İslamiyet'in ilk tanışma alanı. Türklerin İslamiyet'i ilk kez Mavera-ün Nehir'de gördüklerini, burada İslamiyet'le tanıştıklarını söylüyor. Devam ediyor kitabımız. Emeviler 706 yılında Mavera-ün Nehir'i fethederek fethederek Buhara'ya ilk camiyi yaptırdı. Buhara ve Semerkant gibi büyük şehirlere Müslüman Arapları yerleştirerek bölge halkının İslam'ı tanımaları için uygun zemin oluşturdu. Şimdi gençler, baktığımız zaman Müslüman Araplar özellikle Mavera-ün Nehir'i fethettikten sonra zaten İslamlaşmadaki en büyük yapılan şeylerden bir tanesidir. Gittikleri, fethettikleri yere hemen bir cami yaparlar. Buraya, Buhara'ya ilk camiyi yapıyorlar. İlk camiyi yaptırıyorlar. Ve Buhara'ya ilk camiyi yaptırdıklarında
buraya da Müslüman Arapları yerleştiriyorlar. Buraya yerleştirdikleri Müslüman Araplar sayesinde o kişiler, yani buraya yerleştirdikleri kişiler o bölgedeki halka İslamiyet'i tanıtmış oluyorlar ve bu sayede bu bölgedeki kişiler İslam, yani İslamiyet'e inanmaya başlıyorlar. İşte bu yüzden Maveraü'n Nehir Türklerle İslamiyet'in ilk tanışma alanıdır diyebiliriz. Şundan bahsetmiş yine kitabınız, demiş ki burada hani Emeviler döneminde yapılan bir şey bu zaten, fethedilmesi, Maveraü'n Nehir'in fethedilmesi Emeviler döneminde oluyor zaten ve Emeviler döneminde uygulanan baskıcı siyaset aslında o dönemde çok da fazla insanın bir anda Müslüman olmamasına sebep oluyor. Sadece burada yapılan önemli bir ayrıntı var. Hazreti Ömer dönemi de yine bu dönemde, Emeviler döneminde zaten ve baktığımız zaman Hazreti Ömer dönemi, Ömer bin Abdülaziz devri bu konuda istisna bir dönem olarak kabul edilebilir. Çünkü Hazreti Ömer hem adaletiyle de hem siyasetiyle de hem ince düşüncesiyle de her anlamda insanların İslamiyet'e ısınmasını sağlayan bir kişi. O yüzden bu Emeviler döneminde Hazreti Ömer'i, Ömer bin Abdülaziz'i bir istisna olarak kabul edebiliriz diyebilirim gençler. Buraya kadar anlamadığımız bir yer var mı? Yavaş yavaş gidelim. Tamam. O zaman şöyle yapalım gençler. Bir 10 dakika ara verelim. Burada kalalım. Bir 10 dakika ara verelim. Geldiğimizde kaldığımız yerden devam edelim. Evet gençler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şurayı bir silelim. Not aldınız mı bilmiyorum ama aldıysanız ben bile bir sileyim. Almadıysanız da fotoğrafını çekebilirsiniz. Maveraü'n Nehir Türklerle İslamiyet'in ilk tanışma alanı demiştik. Burada kalmıştık. Umarım yazmışsınızdır. Şimdi gençler, yine kitabınızdan gidiyorum. Sayfa 49'da fotoğrafın altına doğru iniyorum şimdi. Türkler arasında İslamlaşma din adamlarının çabalarıyla hız kazanmıştır demiş. Doğru, din adamlarının çabalarıyla, yine mutasavvıflar demiştim biraz önce. Onlar da din adamları zaten. Din adamlarının çabalarıyla da Türklerin İslamlaşması biraz daha hız kazanıyor. Özellikle Talas Savaşı'nda, 751 Talas Savaşı'nda Türklerle Çinliler arasında yapılan bir savaş Talas Savaşı. Talas Savaşı'nda Müslümanlarla Çinliler arasında yapılan bir savaş Talas Savaşı ve Türklerin Talas Savaşı'nda Müslümanların yanında yer alması yine aslında bir nevi Türklerin İslamiyet'e karşı ısınmasını, yani karşılıklı daha iyi bir etkileşimli olmasını sağlıyor diyebiliriz. Talas Savaşı şöyle söyleyelim. 751 yılında zaten Anadolu'nun Türkleşmesiydi galiba. Talas Savaşı 751 yılında yapılıyordu. Çinlilerle Müslümanlar arasında ve Türkler burada yer alıyor. Türkler burada yer aldığı için daha iyi bir etkileşimin olduğunu söyleyebiliriz Talas Savaşı'nda. Başka burada önemli olan, bir de şunu tekrar yazacağız. Bunu şöyle biliyorsunuzdur zaten Talas Savaşı'nı. Tam net bir hatırlayamadım. Anadolu'nun Türkleşmesi miydi? Anadolu'ya açan mıydı? Hatırlıyorsanız siz bir yazın. Şu an bir hatırlayamadım ben Talas Savaşı'nın önemini. Anadolu'ya kapılar mı açılıyordu? Belki tarihi iyi olan vardı. Şu an ben hatırlayamadım. Şimdi gençler, aşağıda sayfa 49'da biliyor musunuz diye bir kısım var. Orada Maveraü'n Nehir'den bahsetmiş. Tekrar bir yazıyorum Maveraü'n Nehir'e. Maveraü'n Nehir, kelime anlamı itibariyle iki nehir arası demek. Kelime anlamı itibariyle iki nehir arası demek. Maveraü'n Nehir, iki nehir arası demek. Maveraü'n Nehir, bir diğer
diğer olarak söyleyeceğim şey şu. Mavera-ı Nehir, Seybun ve Ceybun nehirlerinin arasında kalan bölgeye verilen ismin, onu da yazalım. Seybun ve Ceybun nehirlerinin arasında kalan bölgeye Mavera-ı Nehir denir. İki nehir arası demek Mavera-ı Nehir ve bakıldığı zaman da Seybun ve Ceybun nehirlerinin arasında kalan bölgeye Mavera-ı Nehir ismi veriliyor. Aynı zamanda biraz önce söylemiştim, Türklerin İslamiyet'le ilk karşılaştıkları yer Mavera-ı Nehir. Gençler bunu da biraz önce zaten yazmıştım, not almışsınızdır. Şu an size katan yok arkadaşlar ders adına ama distansiyel olduğunu düşünmüyorum. Derse size katıp gidemeyenler varmış hocam da. Nasıl? Derse size katıp gidemeyenler varmış. Ama şu an istek falan yok yani gördüğümde. Bir daha denesinler. Tekrar denesinler gençler çünkü gerçekten gözükmüyor orada bir şey. Zaten hocanız başında. Yazdık mı burayı? Mavera-ı Nehir iki nehir arası demek. Seybun ve Ceybun arasında kalan bölgeye, Seybun ve Ceybun nehirlerinin arasında kalan bölgeye Mavera-ı Nehir ismi veriliyor. Musa yazmış hocam. Tamam. Bekleyelim. Rahatça yazsınlar. Devam edelim. İran yazmış. Tamam. Seda yazmış. Güzel. O zaman devam ediyorum. Şimdi tamam. Yazdıysanız gençler devam ediyorum. Sayfa 50'ye geldim kitabınızda. Şundan bahsetmiş yine. Demiş ki ticaret için Mavera-ı Nehir'e gelen Türkler bu bölgede İslamiyet'i tanıma fırsatı buldular. Hazarlar ve İdil-Volga Bulgarlarında yine ticari ilişkiler vesilesiyle İslam'la tanıştılar diyor. Şimdi Mavera-ı Nehir Türklerle İslamiyet'in tanıştığı yerde aslında baktığımız zaman Türkler bu bölgeye geldiklerinde yaptıkları ticari ilişkiler vesilesiyle bu bölgede Müslümanlarla İslamiyet aslında tanışmış oluyorlar. İslamiyet'in ne olduğunu burada yaptıkları ticaretler vesilesiyle öğrenmiş ve görmüş oluyorlar. Özellikle iki gruptan bahsetmiş: Hazarlar ve İdil-Volga Bulgarlarından bahsetmiş. Gençler baktığımız zaman Hazarlar, ben yani çok da tarih bilgim çok iyi değildir aslında bakıldığı zaman ama ilk Türkler, Türk boylarından işte devletlediler mi? Hazarlar ben İslamiyet'i kabul etmediler diye hatırlıyorum. Hazarların resmi din olarak kabul ettikleri sanırım Musevilik, yani şu an tam zihnim de yok ama Hazarlar, buna özellikle bakacağım haftaya, tekrar bana bir hatırlatın bunu. Hazarlar İslamiyet'i kabul etmiyorlar, yani dini anlamda Museviliği kabul ediyorlar diye hatırlıyorum. Kitapta da yazılıyor ama haftaya tekrar buna bakacağım. Hazarlar kabul etmiyorlar sanırım İslamiyet'i. Onun haricinde Bulgarlar ikiye ayrılıyordu gençler, hatırlayın Bulgarları. Zaten tarihte de görmüşsünüzdür. Bulgarlar ikiye ayrılıyordu. Neydi bunlar? Kimlerdi? Hatırlayan var mı? Bulgarlar kimlerdi? İkiye ayrılıyorlardı. Yazan var mı hocam? Hocam şu an. Biri İdil Volga Bulgarları. Biri de Tuna Bulgarlarıydı.
geçer. Tuna Bulgarları zaten Müslümanlığı kabul etmiyorlardı ama İdil Volga Bulgarları Müslümanlığı hatta resmi din olarak kabul ediyorlardı. Bulgarlar ikiye ayrılıyordu. Bunu tarihten hatırlarsınız. Tuna Bulgarları İslamiyet'i kabul etmiyorken İdil Volga Bulgarları İslamiyet'i kabul ediyorlardı. Baktığımız zaman yine Bulgarlar'da Maverai Nehir'de İslamiyet'le tanışmış olan bir grup diyebiliriz. Bunu yazmazsınız herhalde. Bulgarlar ikiye ayrılıyor. Tuna Bulgarları ve İdil Volga Bulgarları. İdil Volga Bulgarları İslamiyet'i kabul ediyorlar. Hatta İslamiyet'i devlet dini olarak benimsedikleri yine kitabınızda yazılmış İslamiyet'i resmi din olarak kabul ediyor İdil Volga Bulgarları. Başka burada önemli olarak ne söyleyeceğim? Hayır, onu da başka bir şey söyleyeceğim. Gençler sayfa 51'e geliyorum. Yazdınız mı buraya kadar? Dedim tatlı bir şey bırakmamışım. Sayfa 51'e geldim. Sayfa 51'e geldim. Horasan, Anadolu ve Balkanlarda İslamiyet'in yayılması. Acaba buralarda İslamiyet daha hızlı nasıl yayıldı? Şimdi gençler burada 3 tane şeyden bahsedeceğiz. Kitabınızda da ilk paragrafta yazmış zaten. Onu da bir yazarım tahtaya biraz sonra. Burada 3 tane şeyden bahsedeceğiz. Ribatlardan bahsedeceğiz. Fütüvvetten ve ahilik teşkilatlarından bahsedeceğiz. Şimdi kitabınızda ilk yazan paragrafı bir yazayım. Daha sonra tek tek neler olduklarını açıklayayım. Ribat, fütüvvet ve ahilik teşkilatları Horasan, Anadolu ve Balkanlarda burada İslamiyet'in yayılmasında Ribat, Fütüvvet ve Ahilik Teşkilatları, Horasan, Anadolu ve Balkanlarda İslamiyet'in yayılmasında özellikle sayıca çok kalabalık bir kesme oluşturan göçebe Türklerin İslamlaşmasında etkili olmuştur. Şimdi ben tek tek Ribat'ı, Fütüvvet'i ve Ahilik Teşkilatını açıklayacağım gençler. Siz burayı bir yazın, eğer kitabınız yoksa yazın tabii ki. Kitabınızda sayfa 51'de en üstteki paragrafta burası yazıyor. Ben kitabı olmayanlar için yazdım. Ribat, Fütüvvet ve Ahilik Teşkilatları, Horasan, Anadolu ve Balkanlarda İslamiyet'in yayılmasında özellikle sayıca çok kalabalık bir kesimi oluşturan göçebe Türklerin İslamlaşmasında etkili olmuştur.
Yazdık mı? Yazdık mı? Tekrar cevap vermiş olabilir. Zaten herhalde bazıları da açık gidiyor, ben anlamadım ama. Şimdi gençler, ribatlardan bahsedelim. Yine bu tarihten de biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ribatlar aslında kervansaraylara verilen isim. Peki kervansaraylar ne demek? Ribatlar aslında kervansaraylara verilen isim. Bizim genelde tarih anlamında bildiğimiz ribatlar, yani kervansaraylar, aslında yolcu, yani yol kenarlarında kurulan, yolcuların, işte ticaret yapan, özellikle ticaret yapanların yol kenarında durdukları, dinlendikleri, işte bir otel gibi düşünebilirsiniz yani. Bu şekilde dinlendikleri yerlere verilen isim. Aslında tarihte duyduysanız muhtemelen bu anlamıyla duymuşsunuzdur. Ribatları, yani kervansarayları. Ama baktığımız zaman o dönemde, yani bizim bahsettiğimiz dönemde aslında kervansaraylar, yani ribatlar ilk başta askeri eğitim veriyorlar. İlk başta askeri eğitim yeriyken, daha sonra İslamiyet'in gelmesi ve yaygınlaşmasıyla tekke ve zaviyelere, yani İslami açıdan ilimin öğretildiği tekke ve zaviyelere verilen isim haline geliyor. Ribatlar, kervansaraylar. Bu anlamda yine bizim için ribatlar, yani kervansaraylar önemli bir yer tutuyor bizim için. İlk önce şöyle yazalım. İlk başlarda askeri eğitim yeriyken İslamiyet'in yayılmasıyla tekke ve zaviyelere dönüşmüştür. Başlarda askeri eğitim yeriyken, daha sonra İslamiyet'in yayılmasıyla tekke ve zaviyelere dönüşmüştür. Yine ribatlarla ilgili bu ticaret yollarının üzerindeki otel gibi kullanılan, yani insanların dinlendikleri yer olduğunu da yazalım. İlk başlarda askeri eğitim yerirken İslamiyet'in yayılmasıyla tekke ve zaviyelere dönüşmüştür ribatlar, yani kervansaraylar. Ticaret yolları üzerindeki ribatlar, kervanların yol güvenliğini, konaklama ihtiyaçlarını sağlamak için kurulmuştur. Ticaret yolları üzerindeki kervanlar, yani ribatlar, kervansaraylar. Ribatlarla ilgili bunu bilseniz yeterli olur sizin için. Okuyamadığınız bir yer varsa tekrar söyleyeyim. Ribatlar
Tebat kervansaraylar ilk başlarda askeri eğitimdeyken İslamiyet'in yayılmasıyla tekke ve zaviyelere dönüşmüştür. Ticaret yolları üzerindeki ribatlar, kervanların yol güvenliğini konaklama ihtiyaçlarını sağlamak için kurulmuştur diyebiliriz. İşte Horasan, Anadolu ve Balkanlarda İslamiyet'in yayılmasına en çok etki eden şeyler. Ribat kervansaraylar, fütüvvet anlayışı ve ahilik teşkilatı, yine bunlar İslamiyet'in yayılmasında, bu kadar geniş çaplı yayılmasında, bu kadar çabuk yayılmasında etkili olan yerler diyebiliriz. Tamam. Hadi güzelce not tutun da daha sonra sıkıntı yaşamayalım. Şimdi gençler, bugün işlediğimiz yerleri şöyle kısaca bir toparlayalım, tekrar edelim. İkinci üniteye geçtik. Türklerin Müslüman olmalarını işledik. Ne dedik? Din bireylerin olduğu kadar toplumların da kaderine yön veriyor dedik. Neden bir milletin bir anda başka bir dine geçebileceğinden bahsettik. Yine Türklerin İslam dinini kabul etmelerinde etkili olan sebeplerden bahsettik ve yazdık. 5 tane seçenek yazdık. Dedik ki Türklerin karakterlerine, düşüncelerine İslamiyet'in uygun olması, Türklerin ahiret inancıyla İslamiyet'teki cihat ve ahiret kavramlarının uygun olması birbirlerine, Müslümanlarla kurulan olumlu ilişkiler, Müslümanların ticaretteki güzel ahlakları yine Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinde etkili olmuştu. Mutasavvıfların, yani tasavvufla uğraşan kişilerin insan sevgisi, sabırları, hoşgörüleri, yine bu da Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinde etkili olan sebeplerden bir tanesiydi. Son olarak derviş verenlerin okudukları ilahi ve şiirlerde göçebe Türklere etki etmelerinde yine Türklerin Müslümanlığı kabul etmelerindeki etkili olan sebeplerden bir tanesiydi gençler. Daha sonra Maveraün Nehir'den bahsettik. Maveraün Nehir dediğimiz yer Müslümanlığı, yani Türklerle Müslümanlığın ilk karşılaştıkları yerde, aslında Türklerin İslamiyet'i tanıdıkları yerde Maveraün Nehir. İki nehir arası demekti Maveraün Nehir ve baktığımız zaman Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasındaki kalan bölgeye Maveraün Nehir ismini vermişlerdi. 751 Talas Savaşı'nda Çinlerle Müslümanların yaptığı savaşta Türklerin Müslümanların yanında yer alması da yine Müslümanlıkla Türklerin daha çok bağdaşmasını ya da işte hani daha olumlu ilişkiler içinde olmasına sebep olmuştu. Bunlardan bahsettik. Daha sonra yine Maveraün Nehir'e gelen İdil Volga Bulgarlarının İslamiyet'i resmi din olarak kabul ettiklerinden bahsettik. İkiye ayrılıyor Bulgarlar demiştim. Tuna Bulgarları ve İdil Volga Bulgarları. İdil Volga Bulgarları İslamiyet'i kabul etmişlerdi, benimsemişlerdi ve resmi din olarak kabul etmişlerdi İslamiyet'i. Bunlardan bahsettik. Daha sonra şundan bahsettik.
Horasan, Anadolu ve Balkanlarda İslamiyet'in yayılmasından bahsettik. Aslında yarım bıraktım burayı çünkü girseydim yetişmeyecekti. O yüzden bir sonraki hani fütüvvet ve vahiliyi anlatmadım. Şu an orada kaldım. İlk başta yer alan ribatları söyledim. Ribatlar kervansaraylar demekti. Tarih bilgilerinizde zaten bunu bilirsiniz. Kervansaraylar demekti. Aslında bizim tarihte bildiğimiz görevleri, ribatlarını bizim bildiğimiz görevi kervan yolları üzerinde yani ticaret yolları üzerindeki konaklama hizmetini yapmak aslında ya da işte oradaki güvenliği, ticaretteki güvenliği sağlamak ribatların, kervansarayların görevi. Ama bu anlamda bizim bahsettiğimiz dönemlerde ilk başta ribatlar, kervansaraylar askeri eğitim yeriyken sonrasında İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte tekke ve zaviyelere dönüşmüştü dedik gençler. Artık haftayı fütüvvet ve ahilikten bahsedeceğim. Daha sonrasında yine Horasan, Anadolu ve Balkanlar İslam'ın yayılmasında üç şey etkiliydi. Ribatlar, fütüvvet anlayışı ve ahilik teşkilatı. Fütüvvet ve ahilikten gelecek hafta bahsedeceğim. Çünkü bunlar birbirleriyle bağdaşan ve birbirleriyle yani fütüvvetten ahiliğe geçiş yapmış bir gruptan bahsedeceğim. O yüzden bunu yarıda bölmek istemedim. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buraya kadar anlamadığımız, yapamadığımız, kaçırdığımız bir yer varsa söyleyin bana, ben tekrar edeyim. Daha sonra diğer konuya, yani haftaya tekrar devam edelim. Varsa bir şey ben biraz bekleyeyim. Daha zaten 3 dakikamız varmış, vaktimiz de var biraz. Varsa eğer yapamadığımız, anlayamadığımız bir yer söyleyin bana, tekrar edeyim. Teşekkürler hocam demiş İlhan. Tamamdır. Anladınız mı peki, yani sıkıntı oldu mu? Biraz belki zor gelebilir bu konular. Aslında çok din dersi gibi görmediğiniz bir konu. Bunlar biraz daha tarihle bağdaşıyor. İslam tarihi diyebiliriz. Umarım anlaşılır olmuştur anlatım şeklinde. Teşekkür ederiz. Tüm anladım demiş bu sefer. Güzel, tamamdır. Kimsenin sıkıntısı yoksa o zaman haftaya kaldığımız yerden devam ederiz gençler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Dikkatli olun. Görüşmek üzere.